Hanımlar beyler, koltuğum bu sefer gıcırdamıyor ve yağladım. Hepiniz Subnautica'ya hoş geldiniz. Şimdi geçen bölümde hatırlarsanız iki tane su bungee hissi parçası bulmuştuk. İki tane daha bulmayı düşünüyorum ben bu bölgede muhtemelen. Buluruz diye düşünüyorum. Hani iki tanesi buradaysa aynı adada diğer iki parçayı da bulma ihtimalimiz yüksek. Onun için adayı birazcık araştıracağız elbette. Bu nedir? Kardan adam. Kardan adamı yok et. Maskesi var yüzünde. Envanterimiz dolu. Bir tane su içsem. Sonrasında bunu yok etsem. Dedim ama buraya fırladı. O maskeyi alamadık. İlginç. Oh. Dışarıda hava çok fena. Hemen bir ısınalım. Bilsem kardan adamı yok etmez mi? Yüzündeki maske belki bir işimize yarar buraya takarız diye düşündüm ama bir şey olmadı. Neyse. Havada biraz daha düzelmiş. Şimdi etrafı biraz araştıralım bakalım. Buralarda neler bulacağız? Bizim tırımız bu tarafta. Biz bu bölgeye doğru ilerleyelim. Buraya bakmıştık diye hatırlıyorum. Buranın arka tarafında belki bir şeyler vardır. Tepesini zıplayamıyoruz, hayır. Zaten bir şey de yok orada. Tamam. Bu arada hızlı gittiğimi söyleyenler var. Doktor söylemiş mesela. İroni mi yapıyor? Gerçekten mi öyle demek istiyor bilmiyorum ama ben yavaş bile ilerlediğimi düşünüyorum, o yüzden birazcık hani ana görevde de ilerlemeye çalışıyorum falan ama sesim çatladı. Genel görüş öyleyse ben hani daha ağırdan almaktan yanayım zaten. Etrafı birazcık daha araştıralım, gidelim, gezelim. Bana uyar. İlginç. Yanımızda iyon küpü var. İlginç ilginç yerlere geldik. Bakalım. Oo. Hadi bakalım. Uzaylı üssüne geldik yine. Eski oyundan hatırlarız buraları. Burada işimize yarayacak bir sürü geliştirme bulabiliriz bence. Kahve makinemiz de var. Ben geçemeyeceğim değil mi? İyon küpüm var ama benim. Bunu koyabileceğim bir yer varsa burayı açarız. Nasıl yapabilirim ben o işi? Eskiden öyle yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bir alan oluyordu böyle, yerden yükseliyordu, üstüne iyon küpünü koyuyorduk. Ve girebiliyorduk. Bu sefer böyle bir şey yaptırmıyor. Buranın arkasına geçemiyoruz. Burası o zaman biraz erken geldiğim bir yer. Oyun beni buraya sokmak istemiyor belli ki. Kar almayacağım. Bu arada evet, vazo bitkisi kar ve tuzla yanlış hatırlamıyorsam su arıtabiliyorduk. Onu da söylemişsiniz. Ama suya şu an için çok ihtiyacım yok. Bakalım. Şu arkadaşlardan da bir numara çıkmadı. Peki. Ama burası şu an için sanırım biraz erken geldiğimiz yer. Bizde işaretleyici var mıydı? Envanterde fazladan var. Buraya ben bir işaret koyayım. Şunu 3 numarayı alalım. İsmini değiştirmek istiyorum. Heh. Şimdi oldu. Uzaylı üssü 1 diyelim. Bunun da rengine ne yapalım? Uzaylı üssü 1. Sarı yapalım. Diğerlerinde hiç sarı yok. Tamam. Sarı olanlar uzaylı üsleri olacak.
Diyeceksiniz uzaylı üssü ise uzaylıysa yeşil olmalı. Niye? Uzaylılar yeşil mi oluyor? Kaç tane uzaylı gördünüz hayatınızda? Belki uzaylılar sarı. Nereden biliyoruz? Irkçılık yapmayalım. Devam. Buraya da koyamıyorum hiçbir şey. Belki buraya koyduktan sonra içeri saçılıyordur. Neyse. Buranın tepesi açıkmış. O zaman bizim şu an şimdi burada işimiz bitti gibi ya. Diğer mağara çünkü geldiğimiz yere gidiyor olmalı. Tekrar bakacağım oraya ama. Diğer Subangis giysisi parçaları demek ki bu adada değil. Burada gidebileceğim başka bir yer sanırım yok. Buradaki mağaraya girdik. Burada bir şey yoktu. Burayı tamamen araştırdık. Burada bir göl var. Burası da tahmin ediyorum ki geldiğimiz o deniz tırının olduğu yere gidecek. Buralarda da bir şey yok. Yani deniz tırına geldik. O zaman devam. I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but geez, it's practically off the map. Who names an inhabitable place Outpost Zero? Sounds like a prison. Most people would jump at the opportunity to get paid and sit and do nothing. Not Sam. She was always ready to work, and always looking to make things better. I can't believe Altera cut her down while she was just getting started. And they have the nerve to call her negligent? I think they drove her to an extreme. What did they want Sam to do out there? Fix faulty wiring kits and, I don't know, write poetry to pass the time? Nothing wrong with poetry, but they hired her to do what she was best at, build robots. She must have been miserable out here. Şimdi biz şu sinyallere bir gidelim. Daha önce gittiğimiz sinyaller var sanırım orada. Onları alalım. Şeyleri, işaretleri falan elimize ya da farklı renkle işaretleyelim. Çünkü karışmaya başladı. Bir noktada. Oraya gitmeden şuralara da bir bakmak istiyorum. Buranın arkasından falan bir yer var mı gidilebilecek? Yerlerde bir taranacak eşya var mı? Gibi gibi. Hani bakmadığımız sinyal falan kalmasın. Oyun bizi çünkü bir noktada yönlendirecektir diye düşünüyorum bulmamız gereken teknolojik parçalar konusunda. Bu deniz tırı bu kadar yavaş mıydı ya? Bir yaratık saldıracak olsa kaçamayız. Bunlar balinaya benziyor ve çok saldırgan görünmüyorlar. Yine de çok yaklaşmayalım. Bayağı balık katliamı. Bilinen son konum diye şurada bir yer var. Buraya bir bakalım. Daha önce hani ilk gittiğimiz yer mi, inemediğimiz bir sinyal vardı. Çok derindeydi. Olabilir orası. Significant geothermal activity detected below. Beware of high pressure and temperatures. Yüksek basınç vesaire. Burada da yeni bir araç var. Ama büyük ihtimalle burada da yine lazer kesici falan gerekecektir. Bizde o yok. Yine de hızlıca bir bakalım şuraya. Burada metal gerek yok.
Şu an en azından bu noktada Warning. girebilecek 30 çok yer seconds of bulamadım. oxygen remaining. Burada metaller falan filan. Nedir ya? Ha, tamam. Yani yaratık falan gibi gördüm. Neredeydi bizim sinyal? Burada. Yani üstümüzü başımızı biraz daha güçlendirdiğimiz zaman, 100 metrenin altında sıkıntı yaratmadığı zaman oyun bize. Buraları da araştıracağız. Şu an oksijenim çok hızlı tükeniyor. Zaten içine girsem bile belli ki bir şey yapamayacağım. Bu nedir? Deniz tırı akvaryum. Aha, güzel. Akvaryum modülü parçası. Ve direkt yaptık. Çok iyi. Tırımıza bir parça daha ekleyebileceğiz. Akvaryum modülünü olduğuna göre muhtemelen tıra balıkları falan koyabileceğiz ve gerektiği zaman oradan çıkartıp yiyeceğiz. Daha ulvi bir amacı olabilir tabii. Ben şu an tamamen karnımı doyurma üzerine düşündüm ama. Şu nedir? Bir parça da burada var. Bu da akvaryum parçası. Yaptıydık onu, aynen. Ha, ama 3 parçaymış, tamam. Bir parça daha bulmamız lazım o zaman her türlü. O da yine bu yakınlardadır. Böyle yapalım. Envanter. 3 numarayı alayım. Parça. Bu bölgede bir parça bulmalıyız. Yani deniz tırımızdan da çok uzaklaşmayalım da. Oksijensiz kalacağız gibi geliyor bana. 30 seconds of oxygen remaining. Derinlik çok büyük sıkıntı şu an ya. Şu noktada gerçekten ilerlememize çok engel oluyor. Tamam, biz bir yandan gözümüz orada olsun. Ben yine yolumu kaybettim, evet. Burası. Yere baka baka gidelim. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. There is a large anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain. Kristal kütlesim var. Sen eksiksin. Şu akvaryum modülünü bulmak istiyorum ya, çok uzaklaşmadan buralardan. Şeye gideriz her türlü de. Deniz tırının bir parçası sonuçta o. Tekrar o üçüncü parçayı aramak için deli gibi dolanmayalım. Genelde çünkü birbirine yakın oluyor bu şeyler, biliyorsunuz. Parçalar. Bu bölgelerde bir yerde olma ihtimali bana yüksek geliyor. Elektrikli saldırıyor. Ve cihazımız duruyor saldırdığı zaman. Elektrikten dolayı kısa devre yapıyor. Fenaymış. Bizim bu cihazımıza bir tamir etmemiz gerekecek belli ki. Akvaryum parçası modülü falan derken ağza bak ya. Tamam, biraz ilerleyelim.
Arkadaşları biraz kızdırdık. Düzgün bir yerde şu deniz tırını acilen tamir etmem lazım. Tamir cihazım burada. Bunu 4 numaraya koyalım. Yanlış tuş. Hadi biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Güzel. Yanlış yer. Hop, yine yanlış tuş. Şurası. Evet. Devam. Rahat bırakmadı şu arkadaşlar bir türlü bize. Onarım aletini iyi ki yapmışız ya. Gitmemiz gereken yer burası olarak görünüyor. Yani yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşalım. Sonrasında bu şekil ilerleyip bakacağız. Bilinen son konum. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Lan git git. Warning, 30 seconds. Some of the wildlife down here is very grabby. Tarayıcım aldı. Ve ben boğuluyorum. Evet, geçmiş olsun. Ölüyoruz. Muhteşem. Acaba elinden atabildi mi? Ona saldırdım çünkü. Elinden düşürdüyse tarayıcıyı alabilirim. Ya Allah'ım maymunu. Oksijenimiz de yok zaten. Çok kötü oldu. Yeniden yapmam gerekecek büyük ihtimal onu. Oksijen yetmiyor hani burada. Buralarda bir yerde düşürdüyse bile oksijen yetmiyor. Yot bilinen son konum. Bunun rengini bir değiştirelim. Bilinen son konum. Burası, burada mıyız şu an biz? Mavi yapsak bunu. Evet. Buraya tekrar gelmemiz gerekebilir. Çok fazla araştıramadım çünkü burayı. Yapacak bir şey yok. Evimize döneceğiz maalesef. Bu bölgede de o tarayıcıyı bulmam lazım. Her neyse. Ben şu eve gideyim. Evde tekrar görüşürüz. Şimdi çok kızdım. 5 numarayı al. Dolap yapabiliyor muyum? Varsa ihtiyacım var. Büyükçe bir dolap koymam lazım benim artık buralara. Bunun içinde var mı? Kuartz var. Alalım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Önce envanterimizi boşaltalım. Büyük kap mesela. Kaldır. Bunların hepsini kaldır 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 kaldır. Sonrasında bakacağız ne lazım ne değil. Poster.
Bunları asarız. Şemgen şeyine gerek yok. Bunları kaldır. Mercan. Olmuş vazo titanyumları geri alayım da. İç ortam yetiştirme. Tam ortaya koyacağım bunu. Biraz daha titanyuma ihtiyacım var. Bizim şu gelişmiş zımbırığı yapmamız gerekiyor. Ne istiyor o? Şu. Geliştirme istasyonu. Elmas istiyor. Bizim elmas bulmamız lazım. Eğer bulabilirsek. Elmas bulalım. Çünkü derinlere inemiyoruz. Çok büyük sıkıntı. Hiçbir şey yapamıyorum şu an bu noktada. Benim kendime basınca dayanıklı giysi vesaire yapmam gerekiyor. Şimdi size şöyle 1, 2, 3, 4, İşte yapalım. Bir. Üç. Dört. Güzelmiş. Ve 5 numara sen de buraya gel. Tamam, envanterimizi bayağı bir boşalttık. Sen varsın. 1 2 resimlerimizi koyalım. Dediğim gibi buralar düzenlenecek. Şu an için öyle bir sıkıntımız yok. 1 numarada bıçak, 2 numarada su altı motoru. Maden algılayıcı. Yaşam alanı şeyde olsun da şimdilik bu 4'te bu 5'te dursun. Titanyum var mı? Yok. Titanyum bulacağız. Çok sinir oldum ya. Gitti aletimi çaldı resmen. Onu da yapmam gerekiyor tekrar. Tam bir pislik. Kaç tane time oldu? 3. Yakınları hızlıca bir şey yapalım. 30 seconds of oxygen remaining. Yeter yeter. 30 saniye bize yeter. Böyle ne kadar şuralarda da varsa onları da toplayacağım. İki kere oksijensiz kalıp öldük ya. İlk oyunda Oxygen. bunu bir kere falan yaşamışımdır. Bütün oyun boyunca. Yetiştiremiyorum. Şuradan pili alalım. Şu 3 numaranın pilini bir değiştirelim. Bundan, evet. Boş pili buraya yerleştirelim. 5 numaranın da aslında pilini değiştirsem hazır pilimiz var. Bunu da koyalım. Bu da şarj olsun. Tamam. Buraya bundan koyalım. Bundan koyalım. Sonra donanım. Kış giysisi falan değil. Bize şey lazım dediğim gibi. Tarayıcı. Bir tane pil lazım. Peki. Pilin çok dolu olması şart değildir herhalde. Ben pillerin birini geri alıyorum. Artık yapabiliriz herhalde. Aynen. Tarayıcı bir yapalım. Güzel. Tarayıcıyı bu sefer 4 numaraya yerleştireceğim. Ancak bunun şarj olması gerekiyor. Neyse, şarj olsun biz buralarda işlerle ilgilenirken. Ben
tane yemek. Başka 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 ne lazımdı bize? Şey yapabiliyorduk. Cam yapabiliyorduk artık. Aa. Pardon adam. Onun başlığı. Onun başlığı işte bulamadık. Şimdi kötü yanı. Neyse. Belki onun tarifi mi çıkmıştır? Cam. Varsımız varsa bir iki tane cam yapmak istiyorum. Tamam. Birini buraya, birini buraya. Ben dışarıyı görebilirim. Güzel. Onun haricinde denetim odasını şu an yapmaya gerek yok. Büyük oda zaten gerekli değil. Buralardan yapmamız gereken aciliyeti olan şeyler var mı diye bakıyorum. Yani satış makinesi yapılabilirdi de buzdolabı falan onlar çok gerekli değil. Su arıtma makinesi bak bu işimize yarayabilirdi ama aerojelimiz yok. Ölme kapısı, biyojeneratör falan. Tamam bunlarla bir işimiz yok. Bizim dediğim gibi yine buna ihtiyacımız var. Bunun için elmas ve kurşun. Kurşunumuz var mı? Sanki vardı. Kurşun kurşun, lityum var. Var. Elmas ve kurşuna ihtiyacım var benim bu durumda. Bir şey daha bakmak istiyorum. Kargisi başlığı dışında şey yok. Normal maske yok. Termos falan filan. Tamam. Yemeğimizi yiyelim. Şimdi bizim elmas bulmamız lazım. Lityum değil, iyon elmas. Tamam. Elmas madenciliğine başlıyoruz. Ama bu bölgelerde çok olacağını düşünmüyorum elmasın. Genelde çok daha derinde oluyor. O yüzden biz deniz tırımıza binelim. Böyle bir yerin altına girebileceğiniz mağara gibi bir şey bulursak o işi oralarda yapalım. Allah'ın maymunu, su altı maymunu, deniz maymunu geldi. Çok derinlere gitmiyor ya. Hadi bakalım. Belki işimize yarayacak başka bir şeyler buluruz. Kabarcı bir tane alalım. Bulunsun yanımızda. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Buralara şey yapılabilir. Sıcaklığa bağlı olarak elektrik üretme cihazları vardı ya, neydi? Termal reaktör tarzı bir şeyler. Belki yapabiliriz. Aradığımız şeyi ama burada bulamadık maalesef. Ama evin yakında olması bu açıdan iyi oldu. Elektrik ihtiyacımızı o şekilde karşılarız. İlerleyen zamanlarda. Uzaylı üstüne gittik. Pod'un olduğu yer orası. Tarafta diğer uzaylı yardım çağrısı var. Biraz daha ilerleyelim. Bir elmas. Elmasa ihtiyacım var. Bir tane. Adi yaratık. Maymunlar.
Çarparım öyle. Sinirlettiler beni ya. Gitti güzelim alet. Neyse, yenisini yaptık, o açıdan çok şey değil de. Buraya sığmayacağız. Elmas nereden bulabilirim? Eski oyunda olsa biyomları aşağı yukarı bilirim de buralar çok farklı farklı yerler. Ne tarafa gidersem elmasların olduğu yeri bulurum. Neler daha derindir, neler daha alçaktır, sığdır yani. Çok bilmiyorum. Buralarda daha önce geldiğimiz yermiş zaten. Başkan, şuradan bir kuars toplayalım mı? Lazım olacak. Hazır bulmuşuz. Elmas yok değil mi buralarda? Bir tane falan olsa yetecek aslında da. Şu maymunları takip etsem, oyun çünkü diyordu ki bunların yuvaları var ve eşyaları yuvalarına bırakıyorlar. Bir tane şey yapıp veda etmelik bir item yapıp onu çaldırıp bunu takip edebiliriz ama çok derinlerdeyse ne yapacağız? Yine patlarız, boş boşuna vermeyelim. Ama bunu yapacağım bir ara. Şu an geldi aklıma. Ne var ya? Saldırmaya çalışıyor gemiye. Bir tane böyle elektronik bir cihaz yapacağız ve bunları takip edeceğiz. Bakalım nereye gidiyorlar diye. Bence güzel fikir. Arada tuzları da alıyorum da. Nerede bir kuarsımız oldu, güzel oldu. Sonuçta. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Bize bir de şey lazım diye, lityuma benzeyen şekli. Onun adını hatırlayamadım bir türlü. Galiba araştırma cihazımızda da o henüz yok. Daha önce bulmadık diye olabilir. Adın neydi onun ya? Krom değildi. K ile bir şeydi de. Neyse, onu da buluruz bir şekilde. Buralar nerelere gidiyor böyle? Bakalım bakalım. Şu nedir? Bu şeyle suban giysisiyle parçalıyorduk bunları. Kuvars çıkıyordu değil mi? Aynen. Suban giysisiyle yapabildiğimiz şeyler. Balıklar çok güzel ya. Oksijen alıyorsunuz. İçinden geçebiliyorsunuz falan. Delikli balık. Biraz devam edelim bakalım.
Belki buralardan elmas ve benzeri bir şeyler buluruz. Ya da işimize yarayacak başka bir şeyler. Zubangi hissi parçası da dahi olabilir. Yükseklik sıkıntısı baş gösteriyor. Bu biyom birazcık daha farklı. Bayağı derin sular. Buralarda farklı bir şeyler bulabileceğimize inanıyorum ama insan derinlik algısını kaybediyor böyle bir yerde de. Elmasın bir izine rastlasam şuralarda. Hızlıca alıp geleceğim ama. Yok yani. Buralar pek tekin yerler değil gibi. Sanki devasa bir yaratık çıkacakmış karşıma. Hissi alıyorum. De çarpmak istemem. Sen nesin, senin konu hakkında herhangi bir fikrim yok. Saldırgan mısın, değil misin? İlginç ilginç yerlerdeyiz. Bakalım. Yalnız bizim Lannister'ın da pili bayağı azalmış durumda. Haritanın dışına falan mı gidiyoruz biz? Ne yapıyoruz? Sanki biraz fazla uzaklaştık. İşte geri dönüyorum ben. Şarjımız yetmeyecek yoksa dönmeye. Buralarda da bulamadık aradığımız şeyi. Kurşun. Kurşundu. Hatırladım. K'li bir şey, K'li bir şey deyip duruyorum. Hep daha böyle Latince bir isim arıyor kulağım ama kurşun, bildiğimiz kurşun. Kurşun ve elmasa ihtiyacımız var. Oo. Selam gençler. Reefbackler gibi değilsiniz. Siz de üstünüze gördüğüm kadarıyla şey yok. Toplanabilir. Ben mi yamuk gidiyorum, bunlar mı? Sürekli yukarı çıkıyorlar, yükseliyorlar. Ha, yükseliyor. Ya çok acayip bir oyun. Bir yandan çok huzurlu, hani suyun altı falan bakıyorsunuz güzel yaratıklar, ama bir yandan çok gergin. Her an garip bir yaratık çıkabilir karşınıza, bir uzaylı falan. Hiç böyle aa ne kadar güzel yerler falan diye gezemiyorum. Özellikle denizaltımız da yok ilk oyundaki gibi. Onda biraz daha kendimi güvende hissedebiliyordum da. Onda sanıyorum hiç de olmayacakmış. O birazcık üzdü. Tekrar pilotun bilinen son konumuna, oradan üstümüze geri döneceğim. O arada belki tırın bu akvaryum parçasını buluruz. Burada bir şey var mesela. Çık 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 çık. Evet. Sen nesin? Evet, aradığım şey sensin. Ha, artık yapabiliyoruz. Akvaryum modülü. Gidip yapalım. Hemen hızlıca. En azından bunu tanımlamış olalım bu bölümde.
Ve yeniden evde görüşürüz diyorum. Evin çok yakında bir şey daha buldum bu arada. Deniz tırı üretim parçası. Üretim modülü parçası. Onu da açtım. Haberiniz olsun. Yani açtım derken bir tanesini buldum. Daha da bulacağız. Fakat bizim bu mobil üretim istasyonumuz neredeydi? Aha buradaydı. Tamam. Gidelim bakalım ne istiyormuş bu akvaryum parçası. Buradan yapılır herhalde diye düşünüyorum. Hava berbat bu arada tabii. Modüller. İki tane kablolama seti, güçlendirilmiş cam, güçlü çelik külçesi. Bakalım yapabildiklerimizi yapalım. Kuars bayağı bulduk. Güçlendirilmiş cam yapma ihtimalimiz var. Yapabilme ihtimalimiz. Kablolama seti için bakır makır bir şeyler gerekiyordu. Onları da buldukça topluyoruz. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum aslında. Yani bakalım. Tamam, külçesi istiyor bir tane. Yapalım. Güçlü çelik külçesiymiş ya, titanyum değil. Onun için bu gerekiyordu. İki tane lityum var. Titanyum külçemiz zaten varmış burada ya. Neyse. Neredesin? Güçlü çelik külçesi. Bu tamam. İki tane de güçlendirilmiş cam. Kurşun istiyor yine. Kurşunumuz yok. İki tane cam istiyor yani toplamda. Elmas ve kurşun. Bizim bunları bulmamız gerekiyor. Onun için bulamıyoruz. Kablolama seti. Gümüş madeni istiyor. Güzel. Normal kablolama seti. Evet, iki tane. Bunları da yapalım. Hazır dursunlar. Akvaryum parçasını en azından bu şekilde yapabiliriz. Kurşun ve elmasa ihtiyacımız var. Onları bulabildiğimiz noktada işlerimizi halledeceğiz. Bunların haricinde ben bir şey buldum mu? Kök kabarcık. Tam olarak ne işe yaradığı belli değil. Peki, akvaryum yapabiliyor muyuz? Yanlış şey. İki tane cam, bir tane. Yapalım. Bence yapalım. Çünkü cam yapması kolay. Camı her türlü yaparız. Boştan bir sıkıntımız olmaz. Bu akvaryuma yaratık yumurtalarını koyabiliyor muyuz? Eskiden büyük akvaryum gerekiyordu bunun için. Belki değişmiştir bazı işler. Değiştiyse bir deneyelim. Ama yaratık yumurtaları galiba potta kaldı, yanımızda yok. Peki. Şu pil dolmuş, bunu alalım. Şu 4 numaranın pilini değiştireceğim. Numaranın pilini değiştireceğim. Feneri kapat. Kendisini de koyalım yerine. Buraya boşalmış pillerimizi koyalım, dolsun. Bir iki tane de balık alırsam akvaryumumuz da güzel olacaktır. Gel bakayım, gel gel. Şimdilik bunları koyuyorum. İleride değişik balıklar buldukça bunları değiştireceğim. Çünkü çok ilginç balıklara rastladık yolda. Tamam. Farklı türlerden. Farklı farklı balıklar. Peki. Kurşun ve elmas. Şu an ihtiyacımız olan şeyler. Onları bulduğumuz zaman bir anda çağ atlayacağız diyebilirim. Arkadaşlar da burada yüzsünler güzel. Bize dekor olsun.
O zaman teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Önümüzdeki bölüm tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bence yavaş yavaş güzelleşmeye başlıyor üstümüze. Tabii şeyler olacak. Bunları düzenleyeceğim, evet, bu şekilde kalmayacak. Her neyse. Aa, bizde bir tane daha şey vardı. Yeni müzik bulmuştuk. Evet. Ha, iğrenç bir şarkıymış ama olsun. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Güzel bir manzara bulamadım. Evimiz de manzarası güzel değil. Heh, şurası fena değil. Tamam. Hoşça kalın.